Tenceremizi ocağa aldık. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Isınmış olan yağıma doğramış olduğum bir adet kuru soğanı, bir adet de yeşil biberi ilave ediyorum. Ve güzelce kavuruyorum. Evet, soğan ve biberlerimiz kavrulduktan sonra şimdi şöyle bir tatlı kaşığından az fazla salçamı ilave ediyorum. Biber ve domates salçası karışık kullanıyorum ben. Siz kendi salçanıza göre ilave edin. Birazcık kavuruyorum salçamı. Evet, salçamızı kavurduk. Şimdi şöyle bir kase, yarım kase, gördüğünüz gibi 3 adet domatesten elde ettiğim domates pürem var. Domates püremi ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Evet, domatesimi de şöyle birazcık ölene kadar karıştırdım, pişirdim. Şimdi şöyle yarım paket makarnam var. Yarım paket makarnamı ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi kaynatmayacağız. Bu şekilde pişireceğiz makarnamızı. Önemli olan tek püf nokta makarnanızın kaliteli bir makarna olması arkadaşlar. Yoksa böyle kalitesiz makarnalarda biraz hamurlu su oluyor. Tadı güzel olmaz. Birazcık kaliteli makarna kullanırsanız mükemmel bir makarna oluyor. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Şimdi şu şekilde karıştırıyorum makarnalarımı. Hem besin değeri kaybolmamış olacak, hem de makarnanın kendi suyunun lezzeti yemeğin içerisinde kalacak. Gerçekten çok lezzetli olacak. Mutlaka siz de deneyin diyorum. Ve şimdi suyunu ekliyorum. Kaynar suyumdan. Mutlaka kaynar su ilave edin arkadaşlar. Şöyle bakacağım ne kadar gerekli diye. Makarnayı haşlamaya ve pişirmeye yetecek kadar su ilave edelim. Makarnamızın üzerine bir parmak geçmesi yeterli. Ayrıca kaynarken, pişerken baktınız makarnanız su istiyor. Hala diri kalmış. Tekrar kaynar sudan azıcık ilave edebilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzunu da ilave ediyorum. Ve şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum. Orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Ara ara kontrol etmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Evet, makarnamız gördüğünüz gibi pişti. Hemen altını kapatıyorum. Böyle sulu sulu çok güzel lezzeti olan bir makarna oldu. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Evet ve final arkadaşlar, gördüğünüz gibi makarnam o kadar lezzetli, o kadar güzel ki mutlaka sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. İnanın çok lezzetli oluyor. Bu yöntemi mutlaka ama mutlaka deneyin diyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. Son olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim.